Merhabalar. Bugün 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsraf Farkındalık Günü. Tüm dünyada gıda israfı çılgınlığı var. Yeşillikler çürüyor, yemekler çöpe atılıyor. Yani gıda israfı geleceğimizi tehlikeye atıyor. İsraf, kelime anlamı olarak gereksiz yere para, zaman, emek gibi harcama savurganlığı demektir. Gıda israfı ise bu tanıma birebir uyan bir kavramdır. Bir elmayı düşünelim. Tarlaya fidenin ekimi, sulanması, yetiştirilmesi, toplanması, nakliye edilmesi ve depolanması sırasında emek, zaman, para ve daha pek çok şey harcanmaktadır. Peki ya bu elma çöpe atılırsa? Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünya genelinde üretilen tüm gıdaların üçte biri israf edilmekte ve çöpe atılmaktadır. Gıda israfının %42'si evlerde meydana gelmektedir. Muhakkak bir şeyler yapmalıyız. Peki bu israf nasıl azaltılabilir? Yemek planlaması yapılabilir. Haftalık yemek menüleri oluşturmak, alışveriş listesine oldukça yardımcı olacak ve kolaylık sağlayacaktır. Alışveriş öncesinde buzdolabı, kiler kontrolü yapmalıyız ve ihtiyacımız olanı almalıyız. Küçük porsiyonlar tüketmeliyiz. Şekli bozuk olan yiyeceklere şans vermeliyiz. Ürünlerimizi uygun saklama koşullarına muhafaza etmeliyiz. Gıda etiketlerini okumalıyız. Tavsiye edilen tüketim tarihi ve son tüketim tarihi arasında farkı anlamalıyız. Ürünün son tüketim tarihi geçmişse kesinlikle tüketmemeliyiz. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olsa bile ürünün koku, renk ve duyusal özellikleri iyiyse tüketebiliriz. Fazla gıdalarımızı yeni ürünlere dönüştürmeliyiz. Örneğin bayat ekmeklerden çorbalı kıtırlar yapabiliriz. Meyve sebze doğrarken ya da soyarken kayıpları azaltacak şekilde kesebiliriz. Küf içermeyen organik mutfak atıklarımızı kompost dönüştürüp bahçelerde gübre olarak kullanabiliriz. Gıda israfına karşı duyarlı olmak elimizde. Bu farkındalığa siz de katılın.